Merhaba oyuncular, bugün Playlink konseptinin bir diğer oyunu olan Hidden Agenda'yı oynuyoruz. Zaten Playlink konseptini artık neredeyse hepiniz biliyorsunuz. İlk oyunu olan Dead Sea ile tanıtmıştık sizlere. Ve onun daha tam tadına varamadan da şimdi Hidden Agenda oynayacağız diyorum ve sözü hemen birinize bırakacağım. Hanginiz alacaksınız? Mesaj geldi. Hidden Agenda nedir? Hidden Agenda 101. Nedir? Hidden Agenda nedir? Hidden Agenda aslında aksiyon macera oyunu Playlink'in. Yine iOS, Android tabanlı telefonlarımızla ve tabletlerimizle oynadığımız ve yapımcı firma Supermassive Games'in. Nereden hatırlıyoruz oyunu? Until Dawn'dan hatırlıyoruz. Zaten evet. Oyuna bakar bakmaz zaten o koku alınıyor direkt. O işte seçimler alamam. Olsun falan. Aa. Sen başka kokular almıştın. Nasılsın? Öyle mi? Oyun Türkçe arkadaşlar. Türkçe alt yazı. Türkçe alt yazı ve rekabet modumuz var. Bu arada aramızda bir arkadaşımız daha var. Hani ondan da bir bahsedeyim. Sanki spamladı bir anda. Ege. Arkadaş, Ege bizim aramıza yeni katıldı arkadaşlar. Bizim community yani topluluk yöneticimiz arkadaş. Forumdan sorumlu. Ayrıca bizim takımın artık bir parçası. Evet. Bizim videolarda bol bol göreceksiniz Ege'yi. Merhaba. Merhaba. Ege. Selam söylüyor. Akrabalara selam söylüyor buradan. Ege doğumundan itibaren hayat hikayeni bize lütfen kısa gel. 96 Ankara. Sepya görünümlü Ankara yolları. Evet. Bu oyun 6 kişiye kadar oynanabiliyor Max. Aslında evet. Neredeyse bütün Playlink oyunları 6 kişiye kadar oynanabiliyor. 6 kişi oynanabiliyor. Yani. Bu oyunun yani şu açıdan var. Mesela Dead Sea'ya nazaran daha bir geniş kapsamlı oynanırlığı çünkü hem rekabet içerisindesiniz hem de uyum içindesiniz ayrıca. Olmaz yani lazım, hem evet. Ekibinizle uyum içinde kararlar vermeniz gerekiyor, birbirinize güvenmeniz gerekiyor hem de böyle üstünlüğünüzü sağlamanız gerekiyor. Tam aynen. Dedektif gibisiniz aynen. Böyle hepiniz. Ama bu oyun sanki şey gibi değil. Dead Sea'da çok yakın dost olman gerekiyor evet. Ki hani birlikte oynayabilirsin. Evet. Burada bayağı hani birbirini tanımayan insanlar da bu oyunu oynayabilir. Aslında evet. Onda da yine hem rekabet hem uyum böyle yani birbirinizi ne yapacağını önceden öngörmen lazım. Evet. Güzel. O zaman hikaye modundan başlıyor muyuz? Kesinlikle. Evet şu an yani kontrol Ege'de aynı. Okey hikaye moduna giriyorum o zaman. Hadi bakalım. Oynanırlık gerçekten yani Dead Sea ile karşılaştırıldığı zaman çok derin. Yani böyle oturup cidden not alınması gerekecek derecede neredeyse. Evet. Aa, şu an bize böyle. Rekabet burada başladı işte. Ben hangi rekabı unuttum. Şu an telefonumuzdan yönetiyoruz. Ayrıca de tamam. Dead Sea'da olduğu gibi aynı şekilde Hidden Agenda diye mağazadan, uygulama mağazasından edinmeniz well gerekiyor uygulamayı. O şekilde de. Evet, yaklaşık kaç megabayt? 121 megabayt. Selcan 8 kere indirdiği için. Evet, ben 8 kere oynayacağım farklı. Who do you think is coolest under pressure? Swipe left and right to shuffle. Kim baskı altında en sakin kalabilir? Şimdi aramızda seçim yapıyoruz. Bunlar böyle her chapter'ların başında neredeyse oluyor. Kendiniz de seçebiliyorsunuz. Şu an kimi seçecek tabii çok karmaşık ama ben böyle herkes kendi seçmeyecek. Herkes kendine verdi bence. O yüzden ben de kendime veriyorum. Çok eminim bundan. Aa ben oldum. Vay doğru. Vay. Çok mu sakin bir çok insansın. Şey hissettim şu an. Panik hissettim. Daha kötü oldu. Ripple efektin ne oldu? Evet. Dalga etkisi. Bu da Until Dawn'a yine böylece hem İngilizce hem Türkçeyi aynı anda öğrenme şansı. Evet. Oyunlardan öğreniyorum. Evet, %80 oyunlardan var. 2000'den bu yana PlayStation. Ya aslında gerçekten şey etkisi bu butterfly kelebek effect etkisi. Dediğimiz evet, evet. Şey var. Ben de çok güzel Türkçe konuşuyorum yorumda. Evet. kelebek etkisini bu oyunda da görüyoruz. Burada da zaten bahsediyor. Yaptığın hareketler başka bir seçimi sonuca etkileyecek. Yani dikkatli seç. Yani seçimlerini doğru yap. Gerçekten böyle bir kere oynayıp bitirdikten sonra ya bir kereyle kalmıyor yani cidden. Çünkü verdiğiniz her karar o kadar fazla ki ya hele ki ben sadece bir chapter'ın belli bir kısmına kadar ilerledim ve bayağı böyle beynim büyüdü böyle bir yani ne yapacağını şu anda bizden daha iyi biliyorsun öyle mi? Yani bilmiyorum aslında. Yine o kararları keşke düşünmekten. Keşke onu çaktırmasaydım. Evet. Oba. Abi. Mevzular. Bir katil ortamı. Klasik. Bir düzenek. Bir bomba bağlamış abimiz. Adamın iç çamaşırı bombayla uyumlu entegre yapamış edilmiş galiba. Bir application var. Ve açış anında Wi-Fi patlamak olarak üzere ayarlanmış evet. Hareketler. Wi-Fi ile bir iç çamaşır ve Jigsaw. Jigsaw. Jigsaw.
burada direkt dalga etkisini gösteriyor. Onda bir kılıç balığı diye film vardı. Ondaki efektten hatırlayabiliriz şu kamera açısı hareketini, değil mi? Evet, bir de bir yakın zamanda bir oyun fragmanı da böyle yapılmıştı. Böyle geriye doğru alarak falan. Galiba Rainbow Six'te falan da. Evet, bu patlamadan 6 hafta sonrayı mı şu anda yaşıyoruz? Oyunda iki farklı karakteri kullanıyoruz galiba. Evet, bir şu anki dedektifi, bir de yanlış hatırlamıyorsam şeyi, savcıyı kullanıyoruz. Savcıyı kullanıyoruz. Savcı zaten Until Dawn'daki aynı karakter şey. Rami Malek. Evet. Ben bunu da şey zannettim, Hayden. Yine Rami Malek mi oynuyor? Rami Malek var, evet. Önceki oyundan hemen hayatımda. Evet. Ben bunu Hayden zannettim yine o şeyden ama değilmiş. Evet, şu an. Ha. Ele geçirme. Ele geçirme kartını. Haa, çok iyiymiş. I'm in the charge now yapıyoruz şimdi. Yani ben kontroldeyim. Evet. Ele geçirmeye çalışıyoruz. Yani sadece sen karar veriyorsun 4 kişi arasında. O şey gibi yani, bir nevi Joker skill'i gibi, böyle yetenek gibi. O an, evet şimdi... direkt ilk seferde kullandın. Adam direkt kontrol ediyor. Acımadı. Hayır, ben istiyorum. Dikkatli olun madem öyle. Aynen. Ben direkt dalardım çünkü sana. Abi, tuzakçı adam şimdi yani, tuzak. Ama bilmiyoruz şu an. O da var. Olaylar karışık. Bunu gereksiz da... hırs yapıyor olabilir. Bu arada şöyle, telefonunuzda bir kitapçık sembolü bulunuyor. Evet. Orada görevinizi ve biyografileri. Aynen. Orası güncelleniyor sürekli bir de. Yani ilerledikçe yeni karakterleri, evet, gördükçe orası güncelleniyor. Yani şu an iki karakter var. O yüzden iki karakteri görebiliyoruz. Onların oynadığınız karakterlerin geçmişlerini de görebiliyorsunuz buradan, ne olduklarını. Evet. Bunlar da quick time eventler. Event over. Event over. Evet. Sürede olmadan o hareketi yapmamız gerekiyor. Yapalım. Mesela hemen, aa ben yapamadım. Ben ölmüştüm şu an. Eğer doğru yaparsanız bu ele geçirme kartlarından kazanıyorsunuz. Bende mesela şu anda 2 var, diğerlerinde 1 var. Evet, ortağını bul veya incele. Ben incele diyeceğim. Ben ortağını ses duyduk değil mi? Ne oldu şimdi, yarı yarıya kaldık. Evet, ben de onu hep merak ediyordum. Birisi vazgeçti. Şaka. Son anda Ege ben... sattı beni. Tam bir güvenmeyeceğim sanırım. Eğlence var. Doğaça güveneyim ben. Dur Berke. Oo. Ne oluyor? Evet. Fare kapadı. Riskli. Bence çok güzel anlatmışlar bu kısmı. Yani yeni başlayan birisini falan anlatmak için gerçekten sahneler çok güzel. Cesur. İçeride. Ben öbür tarafı verdim. Silah var, vursun. Polis memuru güzel makyaj yapmış ama. Hinza! Lay down on the floor. Oh. Yapıştır abla. Rami Malek. Rami Malek çıktı. Hey! Don't test my aim, fucker! I am not gonna hurt her. Please help me, please get me out. Sakinleştiriyor. Evet, ben de onu diyeceğim. Evet. Hey, easy. Easy now. Adamda tam bir psycho tipi var ya. Ha, benim. Evet, yalnızca ben verebilirim. Güzelmiş. Yani... Bizi patlatmadı. Peki mesela burada ben ele geçirme... Yapamazsın. Kullanamıyor muyum? Kullanamıyorum. Ben kazandım. Oyun bitiyor burada. Sen de buraya kadar oynamış. Şakaladık arkadaşlar. Teşekkürler oynadık. Hakikaten ne yakaladık? Ama asıl olaylar bundan sonra başlıyor. En güzel öyle mi? Ben bitti zannediyordum. Çünkü bu 6 hafta önce. Yani o olay gerçekleşiyor ve diyoruz ki aman tanrım içeride değil mi o zaten falan. Bu tam Trapper'ın işi diyoruz. Sen de bize bütün... Yo, en başta gösterdiği şeyi anlattım. Ladies and gentlemen, the accused Jonathan Finn is guilty. Of that there is no doubt. Your job is simply to determine how he is punished. This man,
Bir de ikinci oynadığımız karakter de bu. Felicity. Evet. Başsavcı. These innocent people were targeted for no other reason than to play out Jonathan Finn's sick game. Hafif kışlık olmuş. Mr. Robot. I ask that the court consider Jonathan Finn's voluntary confession of his crimes. He has spared the victims' families a prolonged trial and in doing so has demonstrated a glimmer of remorse. Therefore, it is my recommendation that Jonathan Finn be spared the death penalty and instead sentenced to life in prison with no possibility of parole. Thank you. Müebbetiydi ya. Michael Jackson burnu yakışmış kadına. Evet. Jonathan Finn, you have committed crimes of such a depraved nature that this court has no alternative but to sentence you to death by lethal injection. This court is adjourned. Rahatladı, oh. Evet, başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Şimdi herkes gizli amacını öğreniyor şu anda. Evet. Birisinin gizli amacı var ve puan kazanmak için bunun kim olduğunu tahmin etmemiz lazım. Şu anda değil ama. Şu an peki bunu kartı... Öğrendik şu anda. Biriniz öğrendi. Şu an görüyorum aslında, bir dakika. Ha, sana ne olduğunu, o kartta bir şey yazıyor. Şu an söylemeyeceğim ne olduğunu. Evet. O zaman şimdi olayı toparlarsak, yani rekabetçi modda aramızdan birisi ya sabote etmeye çalışıyor ya da evet, böyle belli amaçları var, gizli amaçları. Ve işte bunu yönlendiriyor ama biz bilmiyoruz, onu keşfetmeye çalışıyoruz. Evet. Diğer 3 kişiyi de, yani bir 4 kişi oynuyorsanız, o kişiyi tahmin ederse 3 kişiden biri de ekstra puan kazanır. Ekstra puan kazanır. Yani bir nevi masa oyununu şu an tam hali yani. Hani hikayesiz mod olarak. Evet. Evet. Sen de ödül 50'ymiş. Birimi yok, 50. Yukarı kaydır. Evet, şu an kimin gizli amacı var? Aynı senaryo modunun üstünden gidiyoruz. Fakat bu sefer biraz daha kızışmış durumda. Oynamış farklı. O zaman bence 4 seçime kadar aramızdan birisini seçelim. Yoksa sonsuza kadar gider ve oyunu bitiririz. 4 seçimde bulmamız gerekiyor aramızdaki saboteleri. Evet. Şu an... Evet, şu an... Herkes hem fikir olmak zorunda. Son anda. Just promise me you won't do anything. Don't give IA anything to work with. At least while the inquiry is still open. Evet. Yeah, thanks. O kadar. Just evet. Gotta keep telling myself that. Detective Marnie. Come to work in my office. Look, Marnie. I'm not supposed to comment on an ongoing internal affairs investigation, but if it starts affecting my best detective. I'm sorry, sir. Birinci seçimimizi yaptık. Geri 3 seçimimiz kaldı olmak için. Bulamazsak evimiz mi kayıp? Sabote'den kazansın önce. Nesine giriyoruz o zaman? Sabote'den. Dürüm. Bir dakika. Dürüm. Yoksa siz misiniz? Bu kadar hızlı dürüm dediniz. Dürüm amacıma ulaşmam lazım. Yes, of course. Dürüm tantuni. Dürüm. Dürüm çok ciddi bir olay demek istiyorsunuz. I know the trap is set for execution in 48 hours. It's a heavy load. Know when you send someone to death row. Evet, sakal diplerini görebiliyoruz. Grafikler çok güzel onun gerçekten. Have you figured out who's got the hidden agenda? Time to guess who it is. O zaman bu sahne sahne değişen bir şey. Use your vote to implicate a rival. You still need to complete your mission. Zaman, so try to act innocent. Şu an ya birisi dürüm kazanacak ya da kaybedecek. Suçluyoruz. Ben evet. Ben de bunu seçtim, bakayım. Neymiş? Doğaç, sen bizim gözümüzde baş şüpheliymişsin. Gizli amacım varmış. Gerçekten mi yani? Yok artık, nasıl? Yani ben bir şey demek istemiyorum. Sabahtan beri beraber ölüyoruz, yaptığın şey bak.
Peki kim? Kimse bulamadı mı şu an? Ben üstte devam... Yok sonradan orada göreceğiz. Orada şüphelerimizi belirtiyoruz. Evet. This is it. This choice will determine the success or failure yani. Of the hidden agenda. Choose wisely. İki kararsızımız var. Yan yana gidiyorlar yalnız. O gidiyor, o da gidiyor. Peki burada giriniz, şunu yapabiliyor muyuz? Ha, yapabiliyormuşuz bunu. Sağdaki sanki hapşırdı hapşıracak gibi. Evet be. Hadi bunu al kaçtı. Yani böyle engelleyebiliyorsun insanların. Evet. Ama o zaman çok dikkat toplarsın. Yani şu an gözüm üstünde yani. Bence sensin. Yani bilmiyorum. Sergio ölmüş. Aa neymiş? Ulaşamadı diyor. Bekir'in endişelerini patronuyla paylaşmasını engelledi. Ya engellemeye çalıştım ama olmadı ki yani. Posu bütün her şeyi anlattı cutscene'de yani. O zaman kompetitivin asıl olayı evet. Buymuş. Yani evet. Oyun hikaye önce, boyunca... Evet. Öncelikle evet. Tahmin edecek, ondan sonra da ulaşmasını evet. Engelleyecek. Evet. İki oyun modu da bence yani gerçekten... Peki. Siz şey yaptınız mı? Puan kazanan oldu yok, mu aranızda? Yok, ben tahmin et, ben Doğaç yazdım. Doğaç ben de Doğaç yazdım. Herkes Doğaç yazdı. Ben de Berk yazdım. Ben Ege yazdım kendisi. Ben Ege yazdım. Böyle kararsız kaldı ya orada bir. O yüzden dedim acaba o mu diye. Ama seni uyarıyorum. Bu arada tabii benim gizli amacım var ama ben, bana da seçtirtiyor ama ben yokum. Tabii kendimi seçemiyorum. Birisini evet. Seçmem lazım. Ama şey benim, şüpheli şahıs benim. Gerçi her dedim. Böyle her sahne için ayrı ayrı bir gizli amaç, bir de yani evet. Rastgele gelmesi bence evet. Oyunu bu arada bence oyunu uzatır. Daha çok insanla oynamak daha keyifli evet. Olur gibi evet. Geliyor bana. Yani bir mutlaka iki kişiden fazla oynamak daha da keyifli. İki kişi oynanır. Yani bunu gerçekten ama çok ciddi oynanması gerekiyor. Yoksa bir kişi oynuyorsan quick time event'ten öteye gidemezsin. Evet. O zaman burada bitirelim isterseniz. Tabii tamam. Bitirelim. Ben oynayacaktım sabah kadar. Evet, zaman devam. Biz böyle siz devam ediyorsunuz. O zaman telefonlarımızı bırakıyoruz. Evet, son sözler mi? Evet. Ben peki. Yine size vereyim. Çünkü hep son sözler sizde oluyor. Son sözler. Öyle ben. Videoları ben sonra kurgularken fark ediyorum bunu. Öyle mi? Yani televizyonu devirmezsek. Televizyonu devirmezsek. Aslında. Hidden Agenda aslında dünya çıkışını 24 Kasım'da yapmıştı. Fiziki olarak da yani kutulu versiyonunda önümüzdeki hafta Aralık ayının ilk haftasında ilgili mağazalardan bulabilecek arkadaşlar. Fiyatı da 89 TL olacak. Playlink'in yeni aksiyon macera konsepti oyunu Hidden Agenda. Zaten beraber biraz önce oynadık. Keyif aldık. Hani arkadaşlarımızla beraber oynayacağımızı düşünüyorum. Oldukça keyifliydi. Hı-hı. Türkçe alt yazılı olduğunun altını çizelim. iOS, Android tabanlı ve tabletle oynayabildiğinizin altını çizelim. Hı-hı. Onun haricinde eklemek istediğiniz sizin var mı başka bir şey? Bir sonraki Playlink oyununda görüşmek üzere. O da hangisi? Knowledge is Power. Knowledge is Power. O da tamamen Türkçe bir oyun. Tamamen Türkçe. O biraz daha quiz varmış bir oyun olacak. Playlink konseptinin 5 tane oyunu var. 4.sü çıkacak. Notice Power. Dead Sea da şu an var. Eğer hala göz atma fırsatınız olmadıysa da ister bir önceki videolara bakabilirsiniz, isterseniz de çıktığı günden bu yana zaten ücretsiz aylık oyunlarda yer aldı. Bu ayın Plus üyesiyseniz evet. İndirebilirsiniz. Aralık ayının yani bu ayının da oyunlarında var yine. Oradan da oynayabilirsiniz yani. Ege sen bir şey söyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz diyeyim. O zaman videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.